Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smet. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta gemi yapma oyunu, yani bu yılda World Treasure oynuyoruz. Ve evet arkadaşlar, bugün aslında bugün değil, birkaç gün önce yeni bir harita geldi. Bu bir timsah haritası, bir bataklık haritası. Bugün sizlerle bu haritayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Zorluk seviyesini tam bilmiyorum. Şimdi sizlerle hızlı bir şekilde nasıl göründüğüne bakacağız. Benim dışarıdan görünüşü çok hoşuma gitti, hemen sizlere de göstereyim dedim arkadaşlar. Zaten oyunu sık sık oynayanlar fark etmiştir, görmüştür. Şimdi biz orayı biraz daha detaylı inceleyeceğiz, böyle her yerine gireceğiz arkadaşlar. Bakalım, belki de yeni bir sandık vardır değil mi? Hatta bir kontrol edelim, yeni bir sandık var mı arkadaşlar? Böyle şeyler önemli çünkü, acaba yeni bir sandık var mı? Sandıklar galiba kalktı, buradan bakamıyorum galiba. Aynen, sanırsam sandıklar kalktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sandıklar kalktığı için şu anda bakamıyoruz. Güncellemeden sonra sandıklar maalesef kalktı. Umarım alabilmişsinizdir arkadaşlar. Yeni bir güncelleme olduğu zaman sizlere direkt haber vereceğim. Evet, şimdi hemen şöyle bir araç yapacağız ve hızlı bir şekilde gitmeden önce oyunun seslerini biraz kısacağım. Evet, oyunun seslerini kıstım. Şimdi yine hızlı sona gitme taktiğimizi kullanacağız. Sizler de bu taktik ile hızlı bir şekilde gidebileceksiniz tabii ki de arkadaşlar. Hemen şöyle bu arada select all'dan deyip ankoru kapatacağım ve şuradan yine ankoru kapatacağım. Ankoru sevmiyorum. Ha, tamamdır, güzel. Şimdi buradan arkadaşlar tabii beni yeni takip eden kişiler için de göstereyim. Buraya tahtadan bir artı yapıp ortasına hinç blok koyuyorsunuz. Ardından sırtınıza jetpack alıyorsunuz arkadaşlar ve bunun önünde duruyorsunuz şu şekilde ve hinç bloğun üstüne bir tane kalas koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet, gerçekten bu kadar basit arkadaşlar. Hop, hemen şöyle koyalım. Hop, çok güzel. Evet, artık sona gitme aletimiz hazır. Hemen şunu kapatalım ve hızlı bir şekilde sona doğru yardıralım. Aa, bu niye çalışmıyor? Ha, tamamdır, çalışıyor, çok güzel. Evet, böyle hızlı bir şekilde bataklık haritasına doğru yardıralım. Sondan 3. harita, yanlış hatırlamıyorsam, yeri ara sıra değişebiliyor arkadaşlar. Sizler zaten fark edersiniz. Hemen şöyle gidelim. Hop hop, hadi bakalım, neredesin? Neredesin bataklık haritası? Oo, evet geldik. Dur, geri geldik. Çok gittik. Evet, şöyle bir geri dönelim arkadaşlar. Hemen silme aracımı kullanarak jetpack hariç her şeyi sileceğim birazdan. Evet, geldik. Oo, çok hızlı gidiyoruz. Durun, inceleyemiyorum. Evet, şöyle yavaş bir iniş yapalım arkadaşlar. Şimdi şu yapraklara çarpmayalım. Şöyle bir altındaki tahtaları silersem çok güzel olacak. Şu, evet arkadaşlar, bacaklarım koptu ama yine de hafiften bir incelemeye başlayalım. Umarım şuraya çıkabilirim. Oo, bir dakika. Burası tehlikeli. Ağacın üstüne çıkılmıyor. Şu yaprakların üstüne çıkmayı deneyeceğim. Yaprakların üstüne, oh, çıkabiliyoruz. Tamamdır. Evet, şimdi buradan bir inceleyelim. Şimdi biz nereye gidersek gidelim, timsahlar bizi takip ediyor. Timsahlara değdiğimiz an sanırsam ölüyoruz arkadaşlar. Çok büyük hasar vuruyorlar. Zorluk derecesi olarak yerlerden çıkmış su bitkileri var gördüğünüz gibi. Burası bir bataklık ve yerde gördüğünüz gibi yapraklar var. Üstüne basılabilen yapraklar bunlar. Üstüne basılabilir derken sakın üstüne atlamayın. Yani geniş yapraklar demeye çalışıyorum arkadaşlar. O tür, yani gidip de üstüne zıplamayı denemeyin, ölürsünüz. Gördüğünüz gibi bu tür yapraklar var. Şurada bir kulübe var. Birazdan oradaki kulübeye bakacağız sizlerle. Yukarıya bakacak olursak burada sallanan ipler var ve ipleri tırmanamıyoruz sanırsam. Bir bakayım. Evet, ipleri tırmanamıyoruz. O kadar gerçekçi yapmamışlar. Biraz daha tepeye çıkmak istiyorum ben. Şuraya çıkabilirsem, aynen, güzel. Evet, buralarda yeni bir gizem var mı diye kontrol ediyorum yaprakların arasında arkadaşlar ve sanırsam yeni bir gizem yok. Şöyle iyice buralara bir bakalım. Eğer büyük bir gizem olursa, yeni bir gizem olursa sizlere direkt haber verip videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bakın, şuradaki kulübe çok ilgimi çekti. Şuradaki kulübeye gideceğim birazdan. Acaba orada neler var? Jetpack'imin gücüne bakayım. Güzel. Jetpack'imizin gücü de var. Güzel, tamamdır. Birazdan oraya gideriz arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Bakın arkadaşlar, timsahlara iyi bakın. Ben nereye gidersem gideyim, timsahlar da oraya gidiyor. Bakın, gördünüz mü? Altında geziyorlar beni yemek, beni öldürmek için. O yüzden bu timsahlar ne kadar güçlü pek bilmiyoruz. Buraya birazdan bir araçla geleceğim. Bakalım timsahlar araca ne kadar hasar verecek. Onu da bir kontrol ederiz arkadaşlar. Ama bence bayağı yüksek hasar vuracaklarından eminim. Evet. Şimdi buradaki kulübeye geldik. Hala JP'imin gücü var. Güzel. Oo, evet arkadaşlar, buradaki kulübeye hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz. Buradaki kulübe sadece görünüş olarak yapmışlar. Sadece çatısına çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çatısında duralım. Hiçbir şekilde şuraya gidemiyorsunuz. Mesela bakın, gitmeyi deneyim. Hop, timsahlar geldi. Hayır. Hiçbir şekilde şuradaki zemine çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece çatıda kalabiliyorsunuz. Onun dışında pek bir şey yok sanırsam haritada. Görünüş olarak yeni bir harita eklemişler buraya. Bir timsahlara yem olalım bakalım. Hasarların ne kadar? Fazla mı, az mı, bir kontrol edelim. Gelin buraya timsahlar. Hop. Ham. Evet arkadaşlar, buradan da şunu öğrenmiş oluyoruz. Timsahlar bize zarar vermiyor arkadaşlar. Evet, timsahlar gerçekten bize zarar vermiyor. Timsahlar yaptığımız yapıya zarar veriyor. Mesela buraya taş bir gemiyle gelirseniz veya daha güçsüz bir blokla buraya gelirseniz bunlar direkt, yani bu timsahlar direkt geminizi parçalıyor. Demek istiyorum ki bu timsahlar
silahlar size zarar vermiyor. Karakterinize zarar vermiyor. Sadece gemilerinize saldırıyorlar. Bakın mesela bekleyelim şöyle. Bakın gördünüz mü? Üstüme yürüyorlar ve bana hiçbir şey olmuyor. Ama sırtımdaki jetpack parçalandı. Yani sadece eşyalarınızı parçalıyorlar ve hiçbir şekilde size ağır hasar vermiyorlar arkadaşlar. O zaman bir reset çekelim bakalım. Şimdi sizlere basit tahtadan bir gemi yapacağım ve bakalım timsahlar gemiye ne kadar hasar verecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi sadece tahta kullanarak bir gemi yaptım. Bunu yapmamın sebebi tahta bildiğiniz gibi oyunun en güçsüz bloklarından birisi. Bakalım timsahlar bu gemiye ne kadar hasar verecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bataklıkla haritaya geldik. 3 deyince jeti kapatıyorum. 1 2 ve 3. Evet, hadi bakalım timsahlar bize ne kadar hasar verecek görelim. Oy oy oy, bir dakika dur. Şunu önce biraz düzeltmek gerekiyor. Oo arkadaşlar, timsahlar evet şu anda saldırmaya başladı gördüğünüz gibi. Bakın bakın şuna, gördüğünüz gibi hayvan. Oo. Evet, şu an gemi falan kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramparça ettiler. Gördüğünüz gibi gemiyi paramparça ettiler. O yüzden artık tahtadan gemi yapmayın. Ya metal yadırın ya da obsidyen ya da altından bir şeyler yapın. Çünkü şapkamı bile götürdüler. Kulaklığımı, çantamı bile aldılar yani. Öyle, o derece yani. Timsahlar gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Oğlum bu ne, hiçbir şey kalmadı. Bırakın da bari altında bir tahta parçası kalsın. Aç ayılar sizi. Evet, timsahlar gerçekten çok güçlü. Gördüğünüz gibi altında sadece bir tane tahta parçası kaldı. O yüzden... O yüzden arkadaşlar siz de... Aa hayır, hayır, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, hayır, hayır, hayır. Dur, ah kurtulabilirim, kurtulabilirim. Hayır, hayır, hayır. Ah oraya çıkacağım, oraya çıkacağım. Ah hayır, evet öldüm. O yüzden siz de arkadaşlar kesinlikle tahta blok kullanmayın. Yani oyunun başında kullanabilirsiniz ama zamanla bunu geliştirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi timsahlar beni pert etti. Tahta gemiyi 2 saniye içerisinde paramparça ettiler. O yüzden obsidyen veya altın veya yani tahta dışındaki diğer güçlü blokları kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ona göre yani, haberiniz olsun. Timsahlar gerçekten çok güçlü, dediğim fikre uyun derim. Ve bu arada arkadaşlar, açıklama kısmındaki linklerden Discord ve Roblox grubumun linklerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Roblox grubuma kesinlikle gelin. Ara sıra aktif olan takipçilerime Robux dağıtıyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Bence gruba bir katılın. Şu anda açıklama kısmında linki var. Ve bu videoyu sizlerden şöyle bir 500-600 like bekliyorum arkadaşlar. Şu anda like attığınızı hissedebiliyorum. Hadi bakalım. Bakalım like sayısını geçebilecek miyiz arkadaşlar? O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.